Sevgili izleyenler, bölgedeki rezervasyonlarınızı iptal etmeyin yönündeki çağrılar sivil inisiyatiflerden, bölgenin otelcilerinden, derneklerinden, birliklerinden de geliyor. Datça'dan gelmişti, Fethiye'den gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Ben sosyal medyadan da kendilerinin sesine bir nebze olsun katkı sağlamaya gayret ettim. Şimdi ise Turizm Bakanı aslında hem Manavgat özelinde yani Antalya özelinde hemse yangınla mücadele eden tüm bölgeler özelinde bunu söylüyor. Diyor ki oraya bu andan itibaren yapılabilecek en iyi yardım rezervasyonları iptal etmemek, hatta mümkünse oraya bir rezervasyon yaptırmak diyor. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun uçakları ile ilgili tartışmanın yansımalarına bakacağız. Çünkü bu tartışmanın yansımaları sürüyor. Erdoğan Karakuş, THK'nın eski başkanı, yeni açıklamalarda bulundu. Bakım ve onarım yapılabilir bu uçakları dedi. Özellikle de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilirse. Bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var. 80 milyon dolar kredi almışlar. Türk Hava Kurumu'nu bu duruma kim getirdi? 2002 yılında Türk Hava Kurumu'nun 19 tane küçük uçağım vardı. 2002 yılında 19 uçak vardı dedi Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı Erdoğan Karakuş. Şimdi hangarlarda bakıma muhtaç 6 uçak kaldı. Kılıçdaroğlu yerinde inceledi. Madem iktidar Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hurda diyor, biz onarıp kullanalım dedi ama bu teklife henüz yanıt yok. Toplanan para yerinde harcanacak. Bağımsız bir dış denetim kurumu tarafından denetlenecek. Türk Hava Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanacak. Kabul edilirse ve iktidar da buna müdahale etmezse, paraya el koymazsa Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırırız. Türk Hava Kurumu'na bunlar talip olmuşlar. Yeter ki engel çıkarmasınlar. Bu uçakların ayağa kalkabilmesi için gereken minimum rakam 4 milyon dolar. Bu parayı isteyen herkes verebilir. Verseniz bu parayı, 4 milyon doları, bu uçaklar uçmaya hazır hale gelse ne kaybedersiniz? Paranız var. Somali'ye 30 milyon dolar gönderdiğinize göre bu uçakların yapımı içinde bu para var sizde. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor. Bu uçaklar 70 yıl uçabilir. Gövde ömürleri çok uzun. 3 tane uçak daha var ki tamamen pert olmuş vaziyette. Uzmanların aksine iktidara göre uçaklar eski, hurda, hatta pert olmuş vaziyette. Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanına göre ise 4 milyon dolarla 6 uçak uçuşa hazır. Peki çözüm ne olacak? Bu soruya tüm Türkiye yanıt ararken Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı Erdoğan Karakuş uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ne verilerek kullanılmasını önerdi. Kayseri'deki 2. İkmal Bakım Merkezi bu konuda görevlendirilecek. Pilotlar ve teknik personel de memur olarak görevlendirilecek. En kısa zamanda malzemesi, parçası bakımı yapılacak. Karakuş'a göre ikinci çözümde küçük gövdeli yerli üretim Hürkuş uçaklarının bir kısmının yangın söndürme uçağı olarak devreye sokulması. Türkiye'nin arazisi engebeli olduğu için ne olur büyük yangın uçaklarına bakmayın. Dar bölgeye giremez. Kızılçam kozalak fırlatır. Bir tane helikopter geçsin. Efendim 8 yerde kozalaktan dolayı orman yangını görür. Bu sene küle döndü pek çok orman ama küresel ısınmayla bu son da olmayacak. Muhalefet Türkiye'nin orman yangınlarıyla en etkili mücadeleyi veren Türk Hava Kurumu'nun yeniden güçlenmesini istiyor ve iktidarı suçluyor. 80 milyon dolar nereye harcandı? Denetleyen var mı? Bu finansal koşullardan hükümetimiz sorumlu değil. Geçmişten gelen başkanların yaptığı hatalı uygulamalar. Atatürk kurduğunda 27 geliri bağlamış. Ben Türk Hava Kurumu Genel Başkanı olduğumda fitre, zekat, kurban derisi. Artık kurban derilerini toplama yetkisi de elinden alındı Türk Hava Kurumu'nun. Türk Hava Kurumu'nun geliri ne? Gayrimenkullerden kira. Tartışmalar arasında Türk Hava Kurumu'nun 44 gayrimenkulünü satmak istedi kayyum yönetimi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti, satışı durdurdu.